أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى نغفز لي وموفق لشولان بزهم مز شندق ألوغ بركلان أتكزوات مز وكلاب وصمو Zilhajjininki 10 günü. Allah subhanahu wa ta'ala müşkilladı qiğan bütün taat ibadetlerimizin qubul qiyson. Müşkilladı tutkan Ramazallah olsun. Başka her qandaq taat ibadetler olsun. Hemmisini qiyamet günü bizden yakşılık depterimizde qiyson. Bugün ben kıskış toxtalmaqçı boğan mavzu. Hemimiz kurban heyetini kütüb duruvatimiz. Müş kurban heyet günü de elib bardıgan katta muhim bo'lgan bir ibodat va mush ibodat haqqi to'xtalmoqchi. U ibodat bo'lsa-mu, qurbonlik qilish ibodati. Bu qurbonlik degan nima? Desa, qurbonlik degan shu hayit kunisi va hayitdan keyingi 2 kun yoki 3 kun ichida Allohning roziligini maqsad qilib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'izlangan ulag' mush maqsad. Demek fakih, fıkhşunas alimlerimiz bu kurbanlık degen nimo deyse kurbanlık degen muayyen şeriat belgelengen ulağlani, hayvallani muayyen vakitta yani şeriat belgelengen heyet günüse heyet namızdın kiyin ta 3 gün ötkiçerek hususen kündüzde boğuzlangan hayvallani Allah'a yıkılış maksidi olan kurbanlık deyip atıgan. Muşundak tunuştuğun. Demek birinci şeriatta belgelengen hayvallarını kılış lazım. İkinci Allah'a yakınlış ne? Taat ibadetini maksat kılıp turup kılış lazım bu kurbanlık ne? Üçüncüsü belgelengen vakit kılış gerek. Yani bir adam heyet günüden bir gün burun koy boğuzlusa ya kalı boğuzlusa bu kurbanlık olmaydı. Ya ki üç gün ötküzü ütüp kiyin boğuzlusu bu mu kurbanlık olmaydı. Bu kurbanlık huddi zakat Ramazan'a okşıgan hicretninki işkinciyle bekitilgen, yol koyulgan. Bu kurbanlıkninki zürür ikenligi, muhim ikenligi, hatta vacip ikenliginki delili birinci olup Kur'an-ı Kerim'den Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Tügilani, kurbanlık kılışını şu heyit günüsü de tüygülani, ulağlani, hayvallani kurbanlık kılış manı bu Allah'ın şuarları. Yani İslam'ın şuarı, Müslümanlık'ın belgesi, Müslümanlık'ın alameti. Allah'ını uluğlaş, Allah'ın buyruklarını uluğlaş. Allah subhanahu ve ta'ala belgeligen ibadetini uluğlaş de bayan kıygan. Demek bu yada Allah subhanahu ve ta'ala İslam'ın şuarı, Allah'ın buyruğunu icra kılış de atıdı bu kurbanlıkların üzerine. Şu günde boğuzlandığın tügülenin üzerine. Meyli koyla olsun, meyli karıla olsun. Biz hazır dünya karabı bakıdığın olsak, bizden esaslık düşmanımız boğan Kıtay'la akarsak mesela, bula hayvan ne? Adet kendini tökmeyi yeyimiz de bazenleri isip, öltürüp yeydi. Bazenleri ot köydürüp yeydi. Bazı başka Hristiyan, başka dindeki kapırlar karaydıgan bolsak, bazenleri tokulen, tokulen öltürüp yeydi. Ya ki hukul ölen ço öltürüp yeydi. Fakat Müslümanlar karsak ço, manu bu Müslümanlar Allah subhanahu ve ta'ala belgeleb belgen bu ince kurballık ne, şu ulağ ne, hayvan ne, kaniydin boğuzlap ço, kenini ahtırıp yeydi. Demek bu muşundak hayvanının kenini ahtırıp, kanidin boğuzlap, öltürüp, yiyişinin üze, manı bu İslam'ın şuarı, Müslümanlık'ın şuarı. Şunun için, muşu şuarını aşkarlaş, muş şuarını kişilerde tuntuş, üzümüzden Müslüman ikenliğimizde ilan kılış maksidine, bu kurbanlıktan ibaret bu emelini kılış, acayip muhim işlerinin biri. İkinci hadisten boğan bu haktaki delil
İbn Abbas radıyallahu anhunun hadisi Peygamber aleyhisselam bu hadisi şundaq degen. Ma amila ibnu adam amalan ahabba ila Allah taala yawman nahri min iraqati dam. Adam balısınınki muş heyt günüste qiygan en ebzel, en katta yakş iş nimo deyse manı bu kan tükeş degen. Yani şeriat belgelegen ulağ ne? Öltürüşünün üze bu heyt günüsteki Müslümanların qiygan en ebzel, en katta yakş işi. Ve innehâ lete'ti yevmel qiyameti bi azlâfihâ ve eş'ârihâ ve sufiha bazı hadislerde. Kıyamet günü muş kurbanlık kılıngan hayvalla üzininki tüklürü ölen, tuyakları ölen, hem miyeri ölen muşundak kilidu digelliki bunun hiç nesi kemlep gitmeydu demek için. Hatta başka hadislerde bir ferafiha deyip mükagen. Hatta şu koyunun, ulağının işinin akkan, ağaç nicas etmiş o kıyamet günü, şu insanın, şu müminin kıygan ibadetine güvalık verip kilidu demek için. Ve inne d-deme le yaka'u minallahi azvecel bi mekan kable en yaka'a alil ard. Muş hayvandın tükülgen kan, Allah'ın razılığı erişte, Allah subhanehu ve ta'ala'nın muş ibadetini kubul kılışı da, zımıngı tükülüştüm burun Allah'ın razılığı şu tükülüp olurdu. Allah'ın razılık şu bendinin yakışlık mizanına yakışlık deptirgi şu yezilip olurdu diyen. Demek bu hadisten bizden heyt günde kıldığan en ebzel en muhim işimiz neyken deyse kan aktırışken. İkincisi Enes radıyallahu anhu'nun hadisi. Enes şundaqdaydı. Vahha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kebşeyn emlahayn aqranayn. Peygamber aleyhisselam ah boğan işki koçkani kurballık kıldı dedi. Müngüzlük işki koçkani kurballık kıldı. Demek manı bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki heyt günü de qiğan alahide kat işi katı ibadeti ve ümmetini başlap koygan muhim ibadetlerinin şu biri. Peygamber aleyhisselam hatta Muşadis'te Enes'in hadisi deydu. Bu koyunun kaniyeyi destep durup öz kulu ile bu işki koyunu şu boğuzluğun. Bu ibadetini yol kuyulaştaki hikmet sır nimo dese alimlerimiz bu ibadetinin asas sırları hikmetleri, birincisi Allah subhanehu ve ta'ala'nın insanı atakigan hıl mı hıl nimetlerine şükür etiş. Ve şu insanını bir jıldın yanı bir jıl geçerek, insanın tenini sağlam kılıp, ömür birip atakigan ömürden ibaret, sağlamlıktan ibaret bu nimet kim için şükür kılış. Ve şundakla kurbanlık kıygan Adem gibi olsun, meyli başka Müslümanlar gibi olsun, muşu heyt günlerini insan yüz amrak boğan tamakla velen, yemekle velen ötküzüşke Allah subhanehu ve ta'ala'nın bir yetekleşi bu. Şula ken taşa yüz halgan hison dep Allah subhanehu ve ta'ala'ga biz Allah atakigan bu nimet ne şükranısı geç o bu kanını tükümüz, bu ulağını boğuzlayımız. Bu kurbanlıkın hükmü ço? Hükmü ne mi? Bu vacip mi? Perz mi? Ya sünnet mi? Dese İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Hanife'yi geçken alımla hem misliği de köp kısmı bu vacip ibadet diyen. İmam Ahmet Rahimahullah'ın kagen bir nakılda o kişimi vacip diyen karışta. Bu vacip digüçilerin ki asas delili nimo dese yukarıdaki hadisle ayetlerden sırt Peygamber aleyhisselam'ın ki bir hadisi. Peygamber aleyhisselam bu hadiste men vecede si'aten
فلم يذبح فلا يقربن مصلانا. Qandaq bir adam ixtisodi turib, qudrati turib qo'y bo'g'izlamasa yoki qurbonlik qilmasa, bundaq odam biz namoz o'qiydigan yerlik kammisin? Ya'ni biz bilan birga bo'lmasin. Musulmonlar bilan birga bo'lmasin. Musulmonlarga yaqinlashmasin. Bizning masjidlarga, bizning masjidlarimizga yaqinlashmasin degan. Bu hadisni imam Hakim va Zahabi bir qism olimlar sahih hadis degan. Shayx Albani rahimahullohu sahih degan. Yana bir qism olimlar mavquf hadis deb qaragan. Demak, agar mush hadis shu olimlarning qarashi bo'yicha inshaalloh sahih deb qaralsa, buning hukmi nima desa, vojiblikni payda yurdi. Chunki bizning masjidimizga yaqinlashmasin degan bundoq zo'r bir tahdid vojibni tark etganda cho andin kirdi. Sunnatni tark etganga bundoq zo'r tahdid cho kammaydi. Boshqa imom Shafi'i va imom Malik rahimahumulloh bular bu sunna muakkada. Zodi qudrat yetgan odam qilish tegishlik sunnat deb qaragan. Shuning uchun qudrat yetgan har qanday odam mayli vojib deb e'tiqod qilayli, mayli sunnata muakkada deb e'tiqod qilayli, ta'kidlangan sunnat deb buni qilishqa alohida tirishishimiz kerak. Bu qurbonlikningki sog'lom, durust, to'g'ri bo'lishiningki shartlari nima desa, birinchisi hadisda bayon qilingan, hadisda kelgan mush qurbonlik qilmoqchi bo'lgan ulag' hayvon aşık hayvanınki şu ulağınınki kuşunun azlığına ya ki insanın sağlamlığına tesir yetkizdiğin derecede eyiptin ço hali bulaş lazım. Yani eğer eyiptin hali bulaş lazım. Hadis-i kegen eğer eyip muş ulağ karta, hayvan karta birincisi katık eğer kisel uğruşu bu hayvanın. İkincisi katık uğruk uğruşu. Uğruk. Üçüncisi kör bo'lishi, ko'z ko'rmaydigan. To'rtinchisi toko. Ya'ni bu Alloh subhanahu va taolaning roziligi uchun ataydigan, Alloh uchun bo'g'izlaydigan mushundoq qo'y bo'g'ochqa, yoq mushundoq hayvon bo'g'ochqa, bu hayvoncho shuqum alohida sog'lom bo'lishi, semiz bo'lishi, yaxshi bo'lishi kerak. Bundoq ayblardincho xoli bo'lish lozim. Andın kandak adam kurbanlık kılış, kandak adam vacip burdu diyse, birincisi tabi halda bu erkin adam buluşu, şeriatki hem mühküm şu, balagat ki etken çoğun buluşu, akıllık buluşu, müşşetle var, erkin buluşu, hür buluşu, akıllık buluşu, balagat ki etken buluşu, kadir bulalaydan buluşu. Bu her kandak ibadetteki şart. Her qandaq ibadetini qilish uchun qudrat tepilish lazım. Qudrat yo'q odamcho her qandaq ibadetini qilolmaydi va nimish qilmabsan deb Alloh subhanahu va taolo qudrati yetmagan odamdan hisob olmaydi. Uchinchisi qandaq vaqtda qilamiz bu qurbonlikni desa, buning vaqti belgilangan vaqti hayit kunisi hayit namozidan keyin. En abzal vakit şu heyit günüse heyit namızdın kiin kün ço kirip gitiştin burun. Muş kündüzde kılış ma sünnet abzal vakit muşu. Peygamber aleyhisselam Bera ibn Azib radıyallahu anhu bayan kıygan hadiste inne evvela ma nebde'u bihi yevmena en nusalli thumme narci' thumme nenhar. Heyt günüste biz en başta kılışık tigişlik, biz en başta kıldığan iş ne oldu ise, en birincisi heyt namazını okuyemez, onun dinkin üyümüzü kaytıp, andın ço kurballığımızını kılmayız demiş nakdiyen. Aygıdın Peygamber aleyhisselam, فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. Kandak bir adam muşundakıysa, yani namazını başta okusa, onun dinkin uyga qaytib qurbonligini qilsa, mana bu
bizning yo'limizni tutibmagan odam, ya'ni bizning sunnatimizni cho qiygan odam deb payg'ambar alayhissalom mushundaq degan. Shuning uchun vaqt qum alohida diqqat qilishimiz kerak. To'rtinchi qurbonlik qilmoqchi bo'lgan hayvon, ulag' nim bo'lish kerak? Desa bu Qur'oni Karimda kelgan an'am deb mush labzi bilan kelgan. Bu an'am degan so'zni butun olimlarimiz, tafsirshunoslarimiz bu nimini o'z ichiga oldi desa, qo'yni ondan qo'yiga qo'shib, shu qo'yning jumlasidan degan e'tibor bilan o'chkini, undan keyin kala tuga mushla. Bizdan men masalan kiyikni qurbonlik qilay desa bu to'g'ri emas. Payg'ambar alayhisalomdan va sahobalardan keyingi olimlarimiz tabi'inlardan islom ummatining ichida mushu hayvonlardan boshqa bir narsani qurbonlik qildi yoki palani qiygan degan birmdoq bir cho vaqalik yo'q. Demak, chuqur mushunidan qilish lozim. Bir qism azg'un odamlarningki tuxni qurbonlik qilsa bo'ldi. Ya onu qurbonlik qilsa bo'ldi degan bu joy hammasi shariatning ziddidiki xato tatuga. Qilinmaydigan odam, sharoiti yo'q odam cho qilmasin. Lekin sharoit bor odam chuqur shariat belgilagan shu hayvonlarni qilish lozim. Bu hayvonning hamda qaysini qilish eng afzal? Desa biz olimlarimizdan ne kadar insonlarning, musulmonlarning manfaatiga ne kadar qarg'anligini his qilish uchun ham bu qarashni o'ttirib qo'yayotman. Imom Malik rahimahulloh qo'y hammadan afzal. Chunki qo'yning go'shti ajoyib yaxshi, ta'mlik. Bu birinchi dalil. Ikkinchisi payg'ambar alayhissalomni cho qo'yni qurbonlik qildi. Üçüncüsü İbrahim aleyhisselam mücü ve fedeynahu bi zibhin azim. Dep Allah subhanehu ve teala İsmail aleyhisselamın oynağı pida kılıp çoğu koç kadın bir şeydi. Eğer koydun başka bir nasi ebzel oğan bolsa elbette Allah subhanehu ve teala İsmail aleyhisselamın pidisige başka bir hayvanını ya tügini ya kalını şürpürtti. Onda boğan deyken koy hemmedin ebzel. Kuş yakşı oğallık için, Peygamber aleyhisselam kıyallık için. Ve şimdi Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de İsmail aleyhisselam'ın fidi kılıp çoğu şu koyunu şürüpe geldi üçün. İmam-ı Şafi'i ve Hanbeli mezhepteki alımla en ebzeli kayısı ediyse birincisi tüge, ikincisi kala, üçüncisi koy, törtüncisi çoğu üçge degen. Bula nimgi kargan? Çünkü bunun kuşucuk. Birinci delili. Kuşucuk. Kuşucuk olgan dinkin Müslümanların kembeğallığı çoğu köp göçün takatkını oludu. Onda oğan deyken ma hayvallah çoğu ebzel. Yani tügü tapkan Adem tügünü kılış lazım. Koyunu kılmen demeyi demekçe. Bu birinci deliyle göçünün cık oluşu ve şundakla Müslümanların kembeğallığa takatırgan nesinin cık oluşu. İkinci deliyle Peygamber aleyhisselamın hadisi. Men iğtesele yevmel cum'ati guslel cinabe thumme raha ilel mescid feke enneme karube budune. Kandak bir adam cuma günde juyunsa, yani tuluk mükemmel juyunsa, onun inkin mescid kibasa, bu adam huddi bir tügünü ço Allah yolda sadık kigandek, Allah yolda kurballık kigandek, sevap kiyirişir o. İkinci katın bağlan adam kalını Allah yolda sadık kıygandak sevap kıyırışır o. Üçüncü katın bağlan adam koçkanı Allah yolda sadık kıygan sevap kıyırışır o diyen. Bu şuna diyen dinkin bir yerde sevap kıyırışke Peygamber aleyhisselam çok en başta tügünü bayan kıldı. Onun dinkin kalını, onun dinkin koyunu. Onda bağlan dinkin tügünü kılış ebzel diyen. İmam Ebu Hanife üçüncü karışta nimi degen deyse, niminin kuşucuk olsa şu ne? Kurbanlık kılış, manı bu ebzel degen.
Demek bu alimlerimizin ki hükümlü bir işte. Birinci derilgı tayinişi, ikinci Müslümanlığın menfaatiki tayinişi. Bugünkü zamandaki de bir kısım yüzünü ben alim deyip hesaplap karsa, bütün patva, gep sözle işler karsa, bu bir vatkın patvalar Müslümanlığının zini gizet. Müslümanlığının ki eşkanda menfaat ölen sürüş tıkınmaydıgan, izdimeydıgan, bunda kalay mıkan patva veriş, bizden dinimizden ruhiga tüpten zitiş bu. Şuna burun ki tüt mezhep ilgilir olsun ve uladın başka alimler buz olsun, bulanın muş fıkhi hükümünü eliştiki delilleri, sebepleri, bayan kıygan illetleri muşulan alahide fetva vermekçi boğan adam okşi ve bununla yüzünün umumi dikkat gözü ile karşı lazım. Altıncı, bu kurballıkların güşünü kandak kılmayız. Diğe vakitte bu kurballıkların güşüden Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. Yani bir ayette وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Sile, yüzünle mu bu kurballıkların güşüden yanla. Çünkü bu bir ibadet. İbadet Allah'a yakınlık kılıç niyeti olan bu kızlanan boğandı inkin kurballıklarının göçünün üzerini mi yanla? İkinci kembeğe Allah'a bir anla. El-Kani'u ve el-Mu'tar'ını müfessir alimlerimizde her kıl tefsir kıygan. El-Kani'u digenini kembeğe al. Başka adımcına soğumaydıgan kembeğe al diyse Mu'tar digenini bu suraydıgan kembeğe al digenini var. Ya ki mu'tarını mihmalla öyünü ziyaret kılıp kegelle degen. Demek meyli yiş bunun din yiş kembeğallığı bir iş ve şundaklı öyü girgen ziyaretçilerin ço bu kurballıkların güçünü higiziş. İkinci ayette kembeğallığı ço bir anla higizunla. Hadisinin Peygamber aleyhisselam İbn Abbas radıyallahu anhu'nun hadisi nimdigen deyse yut'imu ehle, yut'imu thulufe. Üçten birine yüzeyeydu, üçten birine yüzünün koşunlarının kembeğallığı yiyizudu. Üçten birine yüzünün mihmalları yiyizudu diyen. Saklısı bunu da. Kurballık günün güşüne saklap uzun mezgil hisimi buludu. Lakin muhimi bir yada üçten birden kaçıp kembeğallığı kat'i bir nasi vermeyi. Yüzlem hiç çoğu bu toğramaz. Üçten bir deyse mesela 30 kilo olsa 10 kilonu vermesem bulmayırken de bunu elke hemimizin ten, %100'de şu ten kılıp manda kılışmış çoğu bu şart demez. Yani bir kısmını çokum kembeğalığı bir iş lazım. Bir kısmını kembeğalığı çokum bir iş lazım. Bulup mu? Bugünkü dek çeteldeki muhacirattaki hayatımızda nurgulluğun atılır şehit olup ketken ya ki atılır turmada hitim ballağı var. Nurgulluğun tul ayallağı var. Nurgulluğun öğünün icarısını veren mavatkan nurgun kışılınıp kalan kerindaşlarımız var. Şunun için kurballık kıygan kudreti yetken her kandak adam çokum yüzünün kurballığıdın boğası yüzünün tukkallarının kembeğallığı olup kalsa kurballık kılanmağallığı boğsa şula çoğu en evla en ebzel. Ulağı yiğiziş, ulağı biriş. Üzünün koşunlarının kembeğallığı olsa ya ki üzünün jutluğunun kembeğallığı olsa bulağı biriş intayın zürür. Şunun için hemimiz öz ara birisi birisimiz ölen boğan münasebetimizden yakın buluşu hemkarlışımızdan yakın buluşu yetim biçarı kembeğallığa yakışık kılış arakılık Allah'ın ecrige, Allah'ın mükafatı iriş için çoğu bu kurballık ne? Kılışımız zürür. Ve şundakla kurballıkların güçüden yetim yesirlerge, tul ayallığa yetküziş, bulağı yiğiziş, bu mu acayip zürür. Kudret meselesi de alimlerimiz, hatta İmam Ebu Hanife rahimahullah, zakat bir hali gidek pulu ademge vacip digen. Zakat bir hali gidek pulu ademge.
азыркы мисалан бир 20 миң тили, 20 миң тили мишаныңке немесе, шунчалык пулу кудрат йедирган адамга чо курбанлык кылыш важиб деген имам Абу Ханифа. Амма имам Шафии, имам Малик, имам Ахмад ал-Джудси, баз имам Малик рахимахулла хатта шу курбанлыкны кылыш үчүн шунун пулуга шу жылд алайт ихтияж болмуса, ihtiyacı bulmasa kurbanlık kılış lazım. Eğer kazanış kudreti etse kazanış lazım. Şu kazanı bir ayrılışke yüzünden imkaniyeti bozsa şunun kudreti etse kazanıp boz kılış lazım diye. İmam Ahmet Rahimahullah hatta şu heyetinin üç günü de yani heyet günü onu dinkinki üç günde yüzünün higidek nesi kıp kalsa kurbanlık kısmı Muşundak adamı kılış lazım. Huddi sadık fıtra her kandak adamge vacip boğandak Ramazan'ın sadık fıtırsa bu kurballık kılış mı çoğu? Aşında kembiğal adam boğsa mı şu 3-4 günlük yüzünün ihtiyacının kamlığı dek evalı boğsa kılış gerek diyen. Yani bulanın hemisi ahırsı ne güvamak için ise muş kurballık kılışının ne kadar zürürlüğünü, muhimliğini Allah'ı katta bir ibadet ikenliğini bizge büldürmekçi. Ahırsta nurgun kırındaşlarımız kurbanlık kılanmaydı. Kurbanlık kılanmak Allah. Hazret ben kurbanlık kılanmayım. Şundak katlı bir sevaptan mehrum kaldım. Dep alahide kolunun yerin bulmasılık için ben Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisini esiltim. Bu hadiste Peygamber Aleyhisselam Dahha bike bir şeyin Dahha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bike bir şeyin وقال هذا عن محمد وآله وهذا من أمتي نبو غزلغان فيغمبر عليه السلام إشك خوشقان قربان لقل دي برسنة من ماهو من يعني محمدنا ومحمدنا آيل اسنان نامدن قيغان قربان لقل يا ما يعني برس شو ديسا محمدنا أمتي دن يعني من أمتم دن Ta kıyamet günü güçlük, kurballık kılışka kudreti yetmeyen şu ümmetimden namiden, şurağı niyabeten de Peygamber Aleyhisselam şu, bu kurballıkını kıygan. İnşallah kurballık kılanmak Allah, şukum Resulullah kıygan şu kurballıkının sevabı, ümmetimden de kıygan kurballıkının sevabı, bulağı şukum yitidu. Bulağı köyün yarım kılmasılık lazım. Allah Subhanehu ve Teala'nın ki, Her kıl atakıyan nimetlerge şükür etmesi lazım. Allah subhanehu ve teala hemimizni müşehidini yakşı ötkizişke kembeğal biçarilerge, yetim mesirlerge yardım kılış arkalık, kurballıkların göçlerinin ulağı biriş arkalık ötkizişke nisip kıyson. Allah subhanehu ve teala vatanımızdaki Müslümanların beşirdeki azap hapılıkını, musibetini Allah subhanehu ve teala kütürvesson. Hemimizni Şu vatanımızdaki Müslümanların ki erkinliği, azatlığı, yakşı günü iyiliş için tırışçallık kıldığan irade, tırışçallık kılışkı heydekçi bulduğun iman hemimizge, iman ne Allah subhanehu ve teala hemimizge ataki son. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illallah, nestağfiruke ve netubu ileyk.